Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere örgülerimize kullanabileceğimiz yine 3 boyutlu bu modelin yapımını göstereceğim. Modelimize sanırım ahududu modeli deniliyor. Modelimizin yapımı oldukça kolay fakat kullanımı, görünüşü çok hoş. Bu modeli çocuk kıyafetlerinde çok görüyorum. Atkı ve şapkalarda, çocuk ceketlerinde kullanabilirsiniz. Tabii ki sevdiyseniz büyükler için kıyafetlerde de kullanabilirsiniz. Modelimizi biraz daha kısaltmak için videoyu şöyle 3 model üzerinden başlangıç yapacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 tane ilmek atalım. İlmeklerimizi tamamlayarak devam edelim. Şişimin üzerine 19 tane ilmek aldım. Her model 3 ilmek üzerine kurulmakta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Modelimizin arka tarafını gösterecek olursam bu şekilde görünecek. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa geçirdim. 2 tane düz örüyorum. 1 tane ters. İki tane düz. Bir tane ters örüyorum. 2 düz. 1 ters. İlk sıramızı modelimizin arka tarafını örgümüzün 2 düzle başladık. 1 ters, 2 düz, 1 ters şeklinde İlmeklerimizi model için hazırlayacağız. Bir ters. İki düz ve bir kenar ilmeğinde ters olarak örüyorum. Sıramı sonlandırıyorum. İki düz bir ters. Örgümüzün ön tarafını çevirdik. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. Şöyle 3 tane model kurulumu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ve ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeğim düz. Düz ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardım, bir doladım. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum, bir doluyorum. Üçüncü kez ilmek çıkarıyorum ve soldaki ilmeğimi bırakıyorum. İki tane ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki tane ters ördüm. Burada ara vermiştik, şuradaki arayı yaptık bir düz örerek. İki ters. Şimdi yine düz ilmekten bir ilmek çıkardım, sardım. İkinci ilmeği çıkardım. İlmek sardım şişime. Ve üçüncü ilmeği sararak soldaki ilmeği bırakıyorum. İki tane ters örüyorum. Sıradaki düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Ve sıradaki düz ilmeğimden yine bir ilmek çıkarıyorum, bir doluyorum.
İkinci ilmeği çıkarıyorum, bir doluyorum ve üçüncü ilmeği de çıkararak soldaki ilmeğimizi bırakıyoruz. Sıradaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimle ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Bu şekilde. Arka tarafa geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın iki tane düz ilmeğim var. Ve diğer sırada artırmış olduğumuz 5 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka sırasındayız. Artırmış olduğumuz ilmekleri de düz ördük. Diğer iki düz ilmeği de düz örüyorum. İpi öne alıyorum, bir tane ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Yine iki düz ilmek. Artırmış olduğum ilmekleri 5 tane düz örüyorum. Kenardaki 2 düz ilmeği de düz örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmekler 5 tane. Bakın bu 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Her iki kenarında da ikişer tane düz ilmek var. Toplamda 9 ilmeği düz örüyoruz. Bir tane ters örüyorum. Şimdi yine 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçtik. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 9 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. Yine 9 ilmeğimi ters öreceğim. Şuradaki bir düz ilmeğimi düz öreceğim. Diğer ilmeklerimi de ters örerek sırayı sonlandıracağım. Örgümüzün arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 ilmeğimi düz ördükten sonra bir tane ters ilmek örüyorum. Yine 9 tane düz ilmek öreceğim. Bir tane ters ilmek örüyorum. Burada ters ilmeğimiz belirgin. Kalan diğer ilmeklerimi yine düz örerek sırayı sonlandıracağım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 9 ilmeğimi ters örüyorum. Dokuz tane oldu. Bir tane düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine sırada gelen 9 ilmeği ters örüyorum.
Onuncu ilmeğim düz olacak. Kalan diğer ilmeklerim yine ters örerek sırayı sonlandıralım. Örgümüzün arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. Dokuzuncu ilmeğimi düz ördüm. Onuncu ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Yine burada da 9 ilmeğimizi düz öreceğiz. Onuncu ilmeğimizi bir tane ters öreceğiz. Diğer 9 ilmeği de düz öreceğiz ve sırayı sonlandıracağız. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2 tane ters örüyorum. Burada en altta 5 tane artırma yapmıştık. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters ilmeğimi tığa takıyorum. Tığımla beraber ilmeklerin içerisinden bir ilmek çıkardım. Bakın, 2 tane ters ilmek ördüm. 5 ilmeği kapatmış olduk bu şekilde. İki tane ters örüyorum. Kapattığımız ilmeklerin hem sağında hem solunda ikişer tane ters ilmek örüyoruz. Sıradaki düz ilmeğimizin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Şişime bir ip doladım. İkinci ilmeği çıkarıyorum. Şişime bir ip doluyorum. Ve üçüncü ilmeği çıkararak soldaki ilmeğimi bırakıyorum. Şu aşağıda yapmış olduğumuz işlemin aynını burada yapıyoruz. Şimdi iki tane ters örüyorum. Sıradaki 5 ilmeğimizi şişle de alabilirsiniz. Kolay olursa size tığa gerek kalmaz. Bu sizin tercihiniz. 5 ilmeği kapattım. İlmeğimi şişe takıyorum. Böyle çekiştirerek düzeltelim. Yine 2 tane ters örelim. Bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Düz ilmeğimizden bir ilmek çıkardım, bir sardım. İkinci ilmeği çıkardım, bir sardım. Üçüncü ilmeği de çıkardıktan sonra 5 tane ilmeğimiz oldu burada. Soldaki ilmeğimizi bırakıyoruz. 1 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters ilmeğimin içerisinden tığımla ilmek çekiyorum. Ve çekmiş olduğum ilmeği şişime takıyorum. Böyle çekiştirerek sıkılaştırıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıra sonuna geldim. Bu şekilde modelimizi elde etmiş olduk. Şimdi çapraz olan modelimizi yerleştirdik. Bakın modelimizi 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördük. 6. sırada topladık. Şimdi 5 sıra daha öreceğiz. Topladığımız ilmeklerimizi örgümüzü çevirelim. İlk sırayı beraber yapalım. İki tane düz ilmek ördüm. İlmeklerimizi topladığımız ilmeği ters öreceğim. Şu şekilde örüyorum ben. Bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum şişimi. Şuradaki ipi de sağlamlaştırmak açısından şişimi altından geçirdim. Ve ters ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Ve ilmeğimi bıraktım.
Şimdi sıradaki iki ilmeğim düz. Bakın tekrar düz örerek devam ediyorum. Artırdığım ilmekleri de düz örüyorum. Toplamda 9 tane düz ilmek yan yana öreceğiz. 7 oldu. Diğer 2 ilmeği de örerek 8 ve 9 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Buradaki tek ilmeği şurada sarkan ipimizle beraber şişime taktım. Ve ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde yapmamın amacı şuradaki sarkan ilmeğin bu şekilde görüntüde kalmaması. Yine 9 tane ilmeğimizi düz örelim. Tek ilmeğimizi ters öreceğiz. 2 düz ilmek ve kenar ilmeği ters örerek sırayı sonlandıralım. Ön yüze geldik. Bakın modelimizin kurulumunu oluşturduk. Burada 9 tane ters ilmeğimiz görünüyor. Bu ilmekler şuradaki gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüştük. Burada da yine 5 sıra öreceğiz. 5, 6. sırada 5 ilmeğimizi toplayacağız. Ve diğer düz ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkaracağız. Ve 3. modelimizi kurmuş olacağız. Şuradaki iki kenardan düzleri çıkardığımız zaman tersleri 5 tanesini toplayacağız 5 sıra sonra. Buradaki düz ilmeğimizden de yine bakın bundan 5 tane ilmek çıkaracağız. Yine 3 tane modelimizi kurmuş olacağız. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.